Biz Ha, ne oldu? Niye kızdın? kızmak değil Seda ablacığım, bak şimdi dünyanın hiçbir yerinde bir müzik kanalı para alarak klip yayınlamaz. Yayınlamıyor. Nedeni şu. Çünkü haksız rekabet oluyor. Ne diyelim ki bir plak şirketinin 10 tane sanatçısı var. O plak şirketinin sanatçılara daha fazla listeye girebiliyor. Orada yayınlanabiliyor. Ama iki tane sanatçısı olan bir plak şirketinin Giremiyor. veyahut da ben kendi albümümü kendim yaptıysam, dağıtımını bir plak şirketine verdiysem, o plak şirketi de o kadar diğerlere kadar söz sahibi değilse, o zaman şöyle bir şey yapılıyor. Ben albümümü yaptım. Benim albümüm Batı albümüdür. Aranjesinden okumasına, çünkü ben hayatımda zaten arabesk okumadım. Okuyamam, oku desen namesini yapamam. Dümdüz Evet, az okuyan önce bir de onu biliyorsun sen. söyledin. Mesela Selami'nin şarkısını ne kadar güzel dümdüz Ya okumuşsun. dümdüz, Tam çünkü o pop. Selami'nin şarkısı da zaten Evet. Ya seninle ya sensiz Batı bir Ne oluyor? şarkıdır. Yayınlanmıyor mu yani? Hayır, ne diyorlar biliyor Ne musunuz? diyorlar? Şimdi normalde Kral TV 105. kanalda Dijitürk'te. Benim bundan önceki klibim yayınlandı. Evet. Şimdiki klibime bir bakıyorum, bekliyorum bekliyorum, yayınlanmıyor. Çünkü dedim ki ne oluyor? Sizinki kablolu TV'deki Kral TV'de. Neden dedim? Siz fantezi okuyorsunuz çünkü. Ben mi dedim fantezi okuyorum? Hay Peki bana ben deseler fantezi, bile. hayır ben peki dedim fantezi okuyorsam eğer, o zaman sizin kanalınızda şu anda döndürdüğünüz yine fantezi okuyan, eğer isimle bağdaştırılıyorsa, yani şöyle bir şey var. Sen az solistlik yapmışsın, ben yapmışım ama biz Batı müziği, Batı bir şarkı okumuşuz. Ama O damga kabul az solist. görmüyorsa, o kabul görmüyorsa eğer, Bir dakika, bir yani dakika, o Sibel zaman Can ne senin, okuyor? hayır Sibel'i de yayınlamıyorlar. Konuk ettiler. Yayınlamıyorlar. Normal Şey Kral çıktı. TV diye bir şey yapmışlar. Kralın altına popu yapıştırmışlar. Ama ben seninle o kanal için konuştum. 105. kanal. Ama Ve böyle bir benim... huzursuzluk var. Şu anda da Selami Şahin büyük usta hattımızda. Ben biliyorsunuz programı Çıldırtma Beni şarkısıyla açtım. Selami Şahin'in şarkısı. Hemen hemen her albümde, son bütün albümlerinde de var. Bir Selami Şahin eseri var. Çünkü yaptığı bütün eserler birbirinden güzel. Her albümünde olmasına da dikkat ediyorum. Senenin de ilk çıktığı parça Ya Seninle Ya Sensiz, Selami Şahin Hoca'ya ait şarkı. Ama işte klip kanallarında... Selami'yi de yayınlamıyorlar. Şöyle bir şey diyorlarmış. Bu siz pop değilsiniz. Peki böyle bir şey Kral TV'de böyle bir müzik kurulu mu var bu şarkıların pop Peki olup Selami olmadığına Şahin karar verecek hattımızda. yani? Hocam. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür Merhaba. ediyoruz hocam. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Sahil Keçeci kardeşime de sevgilerimi sunuyorum. Seren arkadaşıma da. Evet, sizleri çok Saygılar seviyorum. bizden. Selam abi. Sağ ol. Seren biraz serzenişte bulunuyor kliplerle ilgili. Bana diyor özellikle fantazi okumuşsunuz. Oysa ki Ya Seninle Ya Sensiz'i mutlaka Seren'in ağzından dinlemişsindir canım hocam. Gayet de pop, düzgün, yıllar önce çıktığı şekil nasılsa öyle okunmuş. Öyle değil mi? Tabii, zaten ben 1971, 72, 73 yılında yerli pop şarkıları ilk yapan besteci benim, bunu kanıtlayabilirim. Tabii ki güzel de okumuş. Gerçekten sizin de, herkesin kendine has bir çizgisi, bir sesi, bir yorumu vardır. Sizlerle gurur duyuyorum ve çok mutluyum şarkılarımı okuduğunuz için. Biz seninle gurur duyuyoruz. Senin gibi bir insan bir daha gelebilir mi yani? Ne kadar Maşallah. değerli, Allah ömür bilinmesi versin. gereken. Çok çok değerli. Peki bu şarkıların yayınlanmamasına ne diyorsun Selami Şahin? Ben gereken bilgileri, söyleyeceklerimi basın yoluyla bildirdim. Sabah gazetesinde de çıktı. Ve bütün yani yasal işlemleri de avukatımla görüştüm. Bundan sonra Kral radyoları ve televizyonlarında Selami Şahin'in hiçbir görüntüsü, hiçbir sesini ve hiçbir bestesini yayınlayamayacaklar. Bu yaptıkları tabii ki ben gereken bilgileri vermişimdir avukatıma. Ben hiçbir müzik türüne karşı değilim. Bütün müzik türlerine karşıyım ama ben ünlendiğim zaman televizyon bile yoktu. Bir Doğru. tek radyo TRT'nin vardı. Bu yaptıkları bence yanlıştır. Ben gereken bilgileri verdim avukatımla. Bundan sonra hiçbir şarkımı, hiçbir bestemi yayınlayamayacaklar. Sesimi ve görüntülerimi de asla.
Peki ne yapılmaya çalışılıyor Selami Şahin? Bitirilmeye çalışılıyor işte. Bu. Yani çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Selami Bey konusunda. Şimdi şunu söylüyorum. Bir insanın ne tür müzik yaptığını karar vermek için müzik eğitimi görmüş, müziği bilen kişiler buna karar verir. Aynen. Kurul eğer müzik nedir, kimin ne yaptığını bilgisi yoksa, nota bilmiyorsa, müzik bilmiyorsa, doktor değilse tahlil yapıp ameliyat yapamaz. Bu çok önemli. Yani yanlış bence. Bu müzik severlere, Türkiye'deki bütün müzik severlere büyük bir saygısızlıktır. Bence yanlıştır. Müzik emek veren çok değerli sanatçılara yapılan bir yanlıştır bu. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bütün işlemler yapıldı ve ben basın yoluyla da gereken röportajlarımı verdim. Hiçbir şey demiyorum. Selami Şahin ülkemizin en önemli bestecilerinden biri. Çok 30 sene önce çok kıymetli ilk bir adam. Bestesiyle altın plak almış. Zeki Müren'den Tanju Okan'a, yani kimi sayayım, bir sürü sanatçıda parçalarını okumuş. Kral ilk başladığında fantazi, arabesk bütün parçaları çalıyordu. Evet. İnsanları alıştırdı. Evet. Rating aldı. Müzik kanalı olarak kafalarda, hafızalarda kaldı. Yer etti. Kaldı. Çok yakın bir tarihte. Adını değiştirdi. Ben pop çalıyorum dedi. Artık arabesk, fantazi müzik çalmıyorum hayır, diye. Hayır çalıyor da başta bir Kral TV yapmış. Kabloluya geçti o. Kabloluda, o Dijitürk'te değil. Bu, yani böyle bir şey bu, var mı? Bu hukuki yönü nedir bilemiyorum. Ama çok bence yanlış bir şey. Ayırt ediyor. Kendi çünkü açılarından haklı olabilirler. Kendi savunmaları, açıklamaları vardır mutlaka kendilerine göre. Mehmet çok eski tanıdığım arkadaşımız. Hepimiz tanıyoruz. Çok, evet, sevdiğimiz Gezegen. Kardeşimiz. O tabii da tırnaklarıyla kazıyarak geldi bir yerlere. Bugün Kral'ın yayında, başında. Ama düne kadar çaldığın bir sanatçının parçasını bugün niye çalmıyorsun? Ama sonra Mehmet'ten çıkma bir şey mi, fikir şey nedir ki bu Mehmet? Çünkü geldiği yerde öyle arabesk çalan bize dinleten. Zaten arabesk çalan Kral FM'de çalıyordu. Zaten onlardan daha çok anlayan bir adam. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Sen pop şarkıcılarınla fantazi söyleyen, işte sanat müziği söyleyen, işte evet, evet, bunu ayırabilirsin. Tabii ki. Yapabilirsin. Aslında yapmaması bence gerekiyor ama diyorlar ki para kazanmak için yaptın. Evet. Peki. O zaman bunu aynı anda başlatacaktın. Yani Kral Pop başladığı zaman diğer Kral TV'de başlayacaktı. Benim kasetim, albümüm çıkalı 2 ay oldu. Benim albümümü döndürmüyorlar. Sen bana maddi manevi zarar veriyorsun. Sen beni orada yayınlamamakla diyorsun ki sen fantazi arabesk söylüyorsun diyor bana. Ben ya bedava da yayınlama diyor. Kişi, bedava Selami da yayınlama Şahin diyor. Bir dakika. Yani, birkaç demiyorum kişi Selami Şahin usta gibi davransa. Bakın ne diyor. Olacağı çok önemli bir karar verdi. Olacağı zaten yayınlayamaz diyor. Şu anda olacağı söylemiyorum. Ben başka şimdi bir şey sorayım size. Tanju Okan, kadınım, yayınlanır mı bugün normal şartlarda bugünkü yayın politikasıyla Kral Pop'ta? Yayınlanır. Tanju Okan yayınlanır. Yayınlayamayacaklar. Biliyor musunuz kadınım da Selami Şahin'in? Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu içkim sigaram. Doğru. Yani. İçkim sigaram. Evet. Evet. İçkim sigaram. İçkim sigaram. Yani bu parça. Tanju Okan klasiklerinden biri. Tanju Okan klasiği. Şarkılarımı okumayan kalmamıştır. Kal doğru. Yani çok hepimiz, ederim, hepimiz çok de var. Diyorum, bir şey söyleyeceğim. Neler var? Ne besteler var? Niye dinleyemeyelim? Hayır bir şey söyleyeceğim. Sonra bir insanın albümünün pop olup olmadığını karar verecek bir kurul olur orada. Der ki kardeşim bu ha, pop, kararı kim bu veriyor? Değil. Doğru. Şimdi böyle bir kurulu yok. Orada Mehmet Gezegen ve birkaç tane arkadaşı buna karar veriyorlar. Biz de diyoruz ki neye göre ben, mesela ben kendi adıma diyorum ki ben neresine arabesk okumuşum? Veyahut da sen bunun ne şekilde karar veriyorsun? Senin bu hançeren bir mi arabesk benim bir kere? Yani ölsem okuyamam. Keşke okuyabilsem, çok da severim ama yani mümkün değil ki okuyamam. Ben olduğu gibi batı yaptım o albümüm ve okutma tarzım da bu. Peki diyorum ki acaba herhalde diyorum hani biz hepimiz astrolistik
yaptık bilmem. Hani bundan bir Alaturka belki bir görüntü mü? Hmm. Ama açıyorum kanala bir bakıyorum hala astrolistik yapmış olan başka birilerinin sen şarkısını oynatıyorsun orada. Demek ki burada başka bir durum var. O zaman çifte standart yapıyorsun, yapamazsın. Bu bir. İkincisi yine tekrarlıyorum. Bir müzik kanalı sanatçılardan para isteyemez. Ne münasebet? Dünyada hangi müzik kanalının evet klibini yayınlayacağım ama ver 20 milyar. Ama yine de seni listeye sokmuyorum. İşte senin ne kadar 4 kere artı 1 işte yayınlayacağım seni. Ondan sonra listeye de girenler farklı. Bu sefer ne oluyor biliyor musun Seda abla? Para almadan yayınladıkları hayır, da var. Hayır, bu sefer ne oluyor? Sen ben orada hiç bilmiyorum sen mesela. Orada klibin dönmüyor. Dönmeyince radyo çalmıyor. Radyo çalmayınca senin yaptığın bütün emek al çöpe at. Sen bunu yapamazsın. Günah. Haraç olmuş oluyor bu. Ama yani bu olay biraz yayın bütün politikalarını eleştiriyorum. Düşündürüyor. Kralın yok, yayın politikasını ben de eleştiriyorum. Çok yanlış buluyorum. Bugün günümüz pop devri diye popa dönüp adını Kral Pop yapıp kanalın pop olan parçaları seçerek işine gelmeyeni yayınlamayarak bir yayın politikası yapmak bence çok yanlış. Haksızlık, ödül. Adaletsizlik. Bir şey söyleyeyim bir şey daha. Selami Şahin 18 senedir Kral'dan kaç tane ödül almış? Sor bana. Alo. Sıfır. Alo. Selami Hoca. Böyle bir şey olabilir mi yani? Seren Serengil diyor ki 18 senedir Selami Şahin Kral TV'den sıfır ödül aldı. Emrah da? Yok. Yanar ödül filan layık görmediler. Ben tabii ki işte üzgün değilim. Ben Kral TV'yle değil halkın sevgisiyle yıllardır varım. Aynen varım. Öyle. Aynen öyle. Şimdi bakın şöyle söyleyeceğim. Serengil karşımda diye demiyorum. O insan bir defa arabeskçi değil. Bir. Ben hiçbir müzik türüne karşı değilim. Arabesk müziği de güzel, hit müziği de güzel, batı müziği de güzel, Türk sanat müziği de güzel. Peki. Ama ben arabeskçi değilim ki. Yani ben pop müziği ilk Türkiye'de besteci olarak benim okumam, yorumum arabeskçi değil ki. Sesli başım dertte arabesk mi? Özledim arabesk mi? Alışmak sevmekten zor arabesk mi? Yani benim okuduğum şarkılar, benim bestelerim arabesk değil ki zaten. Ona bir müzik otoritesi okumuş, nota bilen bir kişi beni yargılayabilir. Aynen. Sen arabeskçisin, senin şarkın. O zaman ben Işın Karaca benim canım arkadaşım. İki albümü de ben yönettim. Albümün adı Arabesk. Tanrım söz müzik benim. Kral Pop'ta yayınlanıyor. Nasıl oluyor böyle bir şey yani? Evet. Yani başkası okuyunca yayınlanıyor. Okuyorlar. Kral Pop'ta yayınlanıyor ama ben arabeskçiyim. Ben arabeskçiyim. Şarkılarımı niye yayınlıyorsunuz o zaman? Yani bu. Ama maalesef. Bir şey Selami Hoca. Evet. Senin bu aldırdığın kararla bayağı bir zor günler onları bekliyor. Hepimizi bekliyor. Çünkü hiçbirimizin şarkıları yayınlanmayacak. Tabii. Evet. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir kuruma karşı değilim. Saygım sonsuz ama bu yapılan onlar kendilerine büyük zarar veriyorlar. Bence yanlıştır, de. yanlıştır. Türkiye'mizde çok önemli, çok çok önemli sanatçılar vardır. Çok. Bunlara böyle bir yasak koymanın Türk vatandaşı olduğun halde pasaport olmadan Türkiye'ye giremezsin gibi bir şey oluyor. Gibi. Aynen. 3 gün aynen. Öncesine kadar Orhan Gencebay parçaları, Seda Sayan, Selami Şahin parçalarını çalıp Kral TV olarak bir yerlere geldikten sonra bugün günümüz pop diye sadece popa dönenler yarın rüzgar eserse halk müziğine de dönerler. Evet. Peki pop Selami değil, Şahin halk hocam. Diyecekler. Yani Salihçim dünyanın hiçbir ülkesinde ücret karşılığı klip yayınlanamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir kural yok. Bu haraç kesmek. Dünyanın hiçbir ülkesinde araştırın. Ücret karşılığı ben albüm yaptım, klibimi yayınlayın. Buyurun para talebi söz konusu değildir. Ha, üstüne para veriyoruz yani. Böyle peki Selami Şahin hocam teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Öpüyoruz seni seviyoruz. Çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Hepinize sonsuz saygılar. Allah sağlık versin inşallah. Didemciğime de selam. Öpüyorum onu. Oh mis gibi öpüyorum Didemciğimi. Evet ben yarın buradayım. Kız çıkın gelin be.